Buyurun var. Sonra konumuza geleceğim. Geçmişte helak olan kavimler var. Lut kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi. Bazı sıfatlarından helak olmuşlar. O sıfatlar her asırda masadakları bulduğu için müntesipleri var. Ama şuursuz olmasın diye şuurlu yapanlara bir şey denmez. Duyduktan sonra yaparsa yapsın. Yeter ki o şey söylensin. Lut kavminin malum eşcinsellikti. Lut kavminin toplumda %100 hep öyle değildi. Birbirlerini tanımak için alametleri vardı. Yani ben bu işin adamıyım. Gören hemen anlardı. Onun alameti düşük pantolondu. Düşük pantolon eşcinsellerin Lut kavminden kalan melun adettir. Tamam. Donunuz bile değil, kıçınız bile gözüküyor. Düşük pantolon Lut kavminden kalmadır. İki, üzerinizdeki eşyanın reklam panosu değilsiniz. Ve size küfür ediyorlar. Yazı ve şekille giymek, kişinin kimliğini ve kişiliğini, şahsiyetini ortadan kaldıran bir özellik taşıyor. Simgedir arkadaşlar. Benim işim simge. Sembol ve simge. Yani böyle dinlerken, ne demek istiyor? Onunla meşgul olan insanın, bu reklam panosu da yapmayacaksınız. Yani renkli, böyle şekilli ve yazılı çorap dahi almayacaksın. Şekilli seccadelere namaz kılmamaya çalış. Zihninizde şekillenir. Fena madenleri, içimizde fena istidatlar var. Şeytanlar onu aktif ediyor. Tam şekillenir yani, o şekiller şekillenir. Onun için dinimizde demek ruhtur. Bu duyurumu yaptıktan sonra, bahtiyar insanlar. Allah bizim için ne ifade ediyor? İman. İslamiyet bizim için ne ifade ediyor? Kur'an bizim için ne ifade ediyor? Ubudiyet ne ifade ediyor? Ve Allah'a anlayışımız, şuurumuz ne kadar? Ona ait hemen giriş yapacağım. Sonra Kur'an afleri insanın maddesini, cesedini, bedenini nasıl tamir ediyor? Ona ders yapacağım. Yani Kur'an nasıl tedavi ediyor? Yani asıl belası, panik atak, depresyon, vücuttaki çeşitli olumsuz salgıların nasıl aktif olduğunu, ondan dilim döndüğü kadar bahsedeceğim size. Bilerek, çalışarak geldim. Şimdi bir bedeninize bakın. Bu beden de iken bedenin dışında olan bir ben var, şahsiyet. Ben. Ne kadar farkındalık var bizde? Yani farkındasınız. Yani ruhumuzun ne kadar farkındayız? Bedende o ben olan benlik kişiliğimizin ne kadar farkındayız? Ha, bedende ruhun farkındalığın kadar varlıkta Allah farkındalığın o kadardır. Sen bedenin dışında kendini ne kadar fark etmişsen, İnşallah anlamışsınızdır veya anlatabilmişimdir. Yani bedendeyken bu ben değilim. Ben bunu kullanıyorum. Bunu ben kullanıyorum. Bu bedendeyken ruhu ne kadar fark etmişsek, ruhu varlıktan da, varlığın içinde de Allah o kadar fark edilebilir. O onunla doğru orantılıdır. Bedende ruhu farkındalığın kadar varlıkta Allah farkındalığı olur sende. Onu ne kadar fark edersin?